Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu devam ediyor. Mariupol'de Azovstal Çelik Fabrikası tesislerinde neo-Nazi azak taburu militanlarıyla yabancı paralı askerlerin de olduğu Ukrayna güçleri kuşatma altında tutuluyor. Rusya, tesisteki sivillerin çıkarılması için kurulan insani koridorun 3 gün daha açık kalacağını duyurdu. Batı medyası Rus ordusunun fabrikaya saldırıya geçtiğini iddia etmişti. Kremlin iddiayı yalanladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fabrikanın sadece kuşatma altında tutulması yönündeki emrinin hala geçerli olduğunu söyledi. Azovstal'daki neo-Nazi militanların sivilleri yiyecek ve ilaç karşılığında takas etmeyi teklif ettiği bildirildi. Kremlin sözcüsü Peskov, takas önerisinin Suriye'deki teröristlerin taleplerini andırdığını belirtti. Fabrikada Rus ordusunun kuşatması altında sıkışıp kalan Ukrayna güçlerinin Rusya'nın her gün açtığı insani koridoru sivillerden gizlediği de ortaya çıktı. Azovstal'daki yeraltı sığınaklarında 2 ay geçiren siviller hayatta kalabilmek için neler yaptıklarını anlattı. Большой генератор. Мы запитали холодильники, печки, нашли духовку. Наверное, 60-х годов пекли хлеб детям. Ну, по 2 буханки в день мы пекли. Радио услышали, Наташа говорила о том, что... Rusya'nın kontrolü sağlayarak neonazilerden temizlediği Mariupol'de halk bir yandan yaralarını sarmaya çalışıyor. Neonazi gruplar ve Ukrayna ordusu tarafından evleri bombalanan Mariupol halkı yıllardır yaşadığı baskı ve şiddeti anlattı. Ну, бывало такое, что Азов бил людей. За что? Просто так. Ну, обычных людей били? Да. За просто так? Да. А эти нацики у нас дом розтрощили там все. Ну, розбили, порозбивали все, пряталися там, дрова, там мебель порубали, плитки попалили, в общем, там